كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Birkaç mesele daha var. Bu adamı gavur eden meselelerden birkaç tane. Onu araya not aldım ki unutmayayım. Çünkü sağınızda sonunuzda illaki duyuyorsunuzdur. Ben maalesef geçen hafta iki tane tanıdığım kişiden diyeyim, isim vermeyeyim. Allah'ın unuttuğu yer. Allah'ın bilmem ne yaptığı yer. Orayı az çok anladınız. Bu nedir ya? Haşa, Allah Celle Celal unutur mu? Allah Celle Celal'i unutmaktan münezzehtir. Haşa, Allah'ın nokta nokta ettiği yer ne demek ya? Lan bu laf adamı gavur eder ya. Bu nasıl iman, bu nasıl Müslümanlık kardeşim ya? Allah selamet versin. Amin. Şimdi şarkıyla alakalı birkaç mevzu söylüyorum. Sohbetimizi bitiriyoruz inşallah. Bu Ramuzil Ehadis'te geçer. Kişi diyor bazen kendisinin sakıncalı olarak görmediği, şarkı dinleyen arkadaşlar, arabasında son ses şarkı açan, Instagram hikayesine koyan, Facebook hikayesine koyan, WhatsApp grubuna koyan, Allah akıl fikir versin. Amin. Tamam mı? Amin. Amin. Heh, amin deyin. Şarkı koyanlar nasıl amin diyor. Şimdi insanın diyor sakınca olarak görmediği fakat Allah'ın öfkesini gerektiren öyle bir kelime söyler ki, tamam mı? Öyle bir kelime söyler ki bu onu 70 yıl derinliklerdeki cehennemin dibine indirir. Yani farkında olmadan Allah'ın diyor gazabını alırsın, cehennemin dibini boylarsın. Deylemi de geçer. Öyle bir zaman gelir ki kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki diyor iman ondan diyor gömleğin diyor insanın üstünden çıktığı gibi çıkmıştır. Beyhaki de geçer. Müzik kalpte münafıklık yerleştirir, yeşertir. Şimdi müziğin insanın başına açtığı belalar. Bir, insanı Allah yolundan alıkoyar. Müzik dinleyen adam kolay kolay camiye cemaate gelemez. Allah nasip etmez. Namaz kılsa da evinde kılar. Camiye böyle sallana sallana gelir. Sabah namazına zaten gelmez. Tamam mı? İki, din ve dince mukaddes sayılan şeyleri alay konusu eder. Var mı? Çok abi. Şarkılarda o kadar çok İslam'la dinle alay ediliyor ki maalesef. Üç, söz ve icrasında yalan, iftira ve zinaya teşvik gibi dince yasaklanan hususlar yer alır. Yalan mı abi? Üf. Adamı resmen zorla zinaya sürüklüyor. Az önce dediğimiz şeyler. Allah akıl fikir versin. Ondan sonra ibadet gibi telakki edildiği için yani adam o kadar çok ağzına dolamış ki yani şarkı söyleyene kadar Allah'ı zikretse adam cennete garantiler ya. Ama adam yok kardeşim inat eder gibi akşama kadar şarkı türkü. Allah akıl fikir versin. Şimdi Kur'an okuma ve dinleme ibadetinin önüne geçiyor. Sabah alıyor kulaklığı, akşama kadar müzik dinliyor. Son sesle açıyor. Arkadaş bari dinliyor, ne halt ediyorsan et de biraz kısık sesle ya. Otobüste, metrobüste, metroda, tramvayda son ses. Son ses. Kız yok abi kısmaz yani yok. Ondan sonra insanların nefsani arzularına esir edecek bir seviyede olduğu için İnsanın nefsini ele geçirir şarkı türkü. Ondan sonra insanları dünyevi ve uhrevi faydalardan uzaklaştırır. Ne ahiretine yarar ne dünyana yarar. Maddi ve manevi hiçbir fayda sağlamaz. Şimdi Kur'an'da bununla alakalı ayet. Var mı? Var. Lokman suresi 6. ayet meal veriyorum. Vaktimiz kısıtlı. Aşağı insanlar, tamam mı? Aşağı insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın yolundan bilmeyerek saptırmak ve onu eğlenceyle tutmak için diyor laf eğlencesi satın alırlar. Buradaki laf eğlencesinin tefsirinde ne geçer? Şarkı, türkü, ayettir. İşte bunlara diyor elem verici bir azap vardır. İsteyen buyursun dinlesin kardeşim. İbni Mesud tefsirinde geçer. Yemin ederek diyor ki enstrümanlı şarkı dinliyor. Bak bunlar diyor, bunun diyor tefsirinde bunlar diyor enstrümanlı şarkı dinleyenlerdir diyor. Bu azap görecekler. Şimdi hadiste geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çalgılı çengili aletlerle diyor müzik dinlemek haramdır. E şimdi diyecek adam hemen savunma hazır. İçinde saz yoksa, caz yoksa, türkü yoksa ne olur? Arkadaş ona haram demiyoruz.
Ama seni Allah'tan alıkoyar. Zikirden alıkoyar. Kur'an'dan alıkoyar. Namazdan alıkoyar. Yalan diyen varsa alnını da karıştırırım. Tamam mı? Kimse kusura bakmasın. Şimdi bu meclislerde oturmak, tamam mı? Ne diyor? Fasıklıktır. Yani diyor onun diyor ondan diyor lezzet almak küfrani nimettir. Nimete küfür etmektir. Yani bir de şu laf var ya diyor. Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik ruhun belasıdır. Onu diyen de dinini sakata sokar. Tamam mı? Allah hepimize anlayıp anlatma kabiliyeti versin. İnşallah.